Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi yansıma ve düzlem ayna. Peki nelerden bahsedeceğiz bu konu başlığı altında sizlere? Öncelikle optiği anlatmıştık. Optik neydi? Işık bilimi demekti. Fiziğin ışıkla ilgilenen alt dalıydı. Burada da yansımadan ve düzlem aynalardan bahsedeceğiz. Işığın yansımasından bahsedeceğiz tabii ki. Yansıma nedir? Yansıma kanunları nelerdir? Bunun beraberinde getirdiği düzlem aynalara bakacağız. Düzlem aynalarda yansıma kanunları nelerdir? Nelere çok dikkat etmeliyiz? Ve düzlem aynalarda görüntü nasıl, hangi kurallara göre oluşur? Tabii ki buna başlamadan önce ne yapacağız? Hemen kitaplarımızdan ödevlendirmelerimize bakacağız arkadaşlar. 0'dan 10'a fizik kitabımızı alıyoruz. Sayfa 172 ve 178 arasındaki ufak konu tekrarlarımızı yaptıktan sonra sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz? Buradaki sorularımızla hemen pekiştirmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra tabii ki bitti mi? Bitmedi. Sorularla daha fazla pekiştirmemiz gerekir ki başarılı olabilelim. Dinamo Soru Bankamızdan da sayfa 169'dan başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim sizlere. Buradan da ne yapıyoruz? Sorularımızı çözüyoruz. 169'dan 176'ya kadar olan testleri çözdükten sonra bununla ilgili bir problemimiz kalacağını düşünmüyoruz Tonguç ailesi olarak. O zaman buyurun dersimize başlayalım. Öncelikle konu başlığımız neydi? Yansıma ve düzlem aynalar. Peki hocam yansıma ne demektir? Biz aslında bunu dalgalar kısmında yansımanın ne demek olduğundan bahsetmiştik sizlere değil mi? Çarpıp geri dönmesi demekti. Orada dalgalardan bahsetmiştik. Burada da ışıktan bahsedeceğiz. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının bir engele çarparak geldiği ortama tekrar geri dönmesine ışığın yansıması diyoruz. Yansımayı birazdan paylaşacağım sizlerle. Düzgün yansıma ve dağınık yansıma olarak iki basamakta inceleyeceğiz. Bu da çarptığı yüzeyin pürüzlülük derecesine göre değişecektir arkadaşlar. Şimdi yansıma olayında ben nelere çok dikkat edeceğim? Yansıma olayında biliyorsunuz ki ışığın farklı davranış modelleri vardı değil mi? Bunları optik kısmının başlarında anlatmıştık aydınlanma kısmında. Hem tanecik özelliği vardı ışığın hem de dalga özelliği vardı. Yansımada ışık bu iki özelliğini de kullanıyor. Yani hem tanecik özelliğini kullanıyor hem dalga özelliğini kullanıyor. Önemli bir ayrıntıdır. Sınavlarda işinize yarar, dikkat edelim. Yansıma olayında ışığın şuraya lütfen biraz daha fazla ilgi gösterelim arkadaşlar. Burası ilgiyi seviyor çünkü. Yansıma olayında ışığın renk, frekans, hız gibi özellikleri asla ama asla ne olmaz? Değişmez. Sadece doğrultusu ve yönü değişecektir. Yani sen buraya yansıtıcı yüzeye, aynaya mesela hangi renkte ışık gönderirsen gönder, yansıdıktan sonra hızında, frekansında, renginde herhangi bir değişiklik ne yapmıyor? Olmuyor. Bu da gelen sorular arasındaydı. Lütfen dikkat edin. O sınav stresiyle beraber olur da belki acaba hızı değişir mi diye düşünebilirsiniz. Değişmez arkadaşlarım. Düzgün yansıma ve dağınık yansımaya bakalım. Tamamen bu ışığın çarptığı yüzeyin pürüzlülük derecesiyle alakalı bir durumdur. Birbirine paralel olarak gelen ışınların düzlem şeklindeki bir yüzeye çarptıktan sonra yansıyan ışınlar birbirine ne yapar? Paralel olarak yoluna devam eder. İşte biz buna ne diyoruz? Düzgün yansıma diyoruz. Bakın ışınlar gelmiş değil mi? Şöyle göstereyim. Şurada okların yönünü düzeltelim. Sonra hocam okların yönü hepsi geliyor demeyin. Gelen ışınları görüyorsunuz, yansıyan ışınları görüyorsunuz. Yansıtıcı yüzeyim düzgün olduğu için paralel gelen ışınlar paralel yansımış. Peki ben buraya kırık bir cam koysam mesela, cam parçaları koysam ya da bir disko topu düşünün sevgili arkadaşlarım. Disko topuna gelen ışınlar nasıl dağınık dağınık yansıyor değil mi etrafa? İşte dağınık yansımadan kastımız bu. Dağınık yansımada yine birbirine paralel gelen ışınlar pürüzlü yüzeyden yansıdıktan sonra yansıyan ışınların farklı böyle değişik yönlere gitmesine dağınık yansıma olarak karşımıza gelir. Gelen ışınların yine paralel birbirine ama yansıyan ışınlar yüzey pürüzlü olduğu için ne yapıyor? Etrafa saçılı veriyor. Bu da yansımanın iki şekilde meydana gelmiş hali olarak karşımıza geldi. Şimdi burada flütün ses çıkarmaya başladığı noktalara geliyoruz. Yansıma kanunları çok basit. Tek bir kanunu var arkadaşım. Sadece özelliklerine dikkat etmek gerekir gerçekten. Hele ki biraz geometri seviyorsak ben düzlem aynalarda yansımada sıkıntı yaşayacağınızı, açı bulmada sıkıntı yaşayacağınızı asla ama asla düşünmüyorum kendi adıma. Bakalım yansıma kanunları neymiş? Şimdi birkaç tane kavramdan bahsetmek istiyorum size. İşte gelen ışın nedir, yansıyan ışın nedir, normal nedir, nasıl çizilir? Bunları bildikten sonra açı yerleştirmesi gerçekten çok basit. Şimdi baktığınız zaman şurada benim bir aynam var. Görün yani yansıtıcı yüzey. En basitinden biz buna ne diyoruz? Ayna diyoruz arkadaşım. Şimdi gelen ışın ve yansıyan ışın. Gelen ışın aynaya gönderdiğin ışındır. Yansıyan ışın da aynaya çarptıktan sonra yönü değişmiş olarak geri dönen, geldiği ortama geri dönen ışındır. Hocam normal ne? Aslında normal diye bir çizgi yok. Normal hayali bir çizgidir sevgili genç. Dolayısıyla biz burada işlemlerimizi tamamen neye göre yapıyoruz? Normale göre yapıyoruz. Şimdi burada dikkat etmen gereken iki tane açı var. Gelme açısı, yansıma açısı. Nedir peki bunlar? Hemen gel bakalım neymiş bunlar. Şimdi normal nedir? Normal senin yüzeyine çizdiğin, yüzeyle arasında her zaman 90 derece olacak şekilde çizilen hayali çizgidir. Bak unutma. Gelen ışınla yansıyan ışınla değil. Yüzeyle yani zeminle çarptırdığın yansıtıcı yüzeyle arasında şöyle 90 derece olarak çizdiğin hayali çizgidir. Mesela sen aynayı böyle koydun. Şimdi arkası tırtıklıysa önü yansıtıyor demektir değil mi? Sen buna nasıl çizeceksin normali? Bak bununla 90 derece olacak şekilde çizeceksin. Her zaman yüzeyle arasında ne olacak? 90 derece olacak. Bu küresel aynalarda da geçerli. Yani 90 derece olayı derken hani aynaya çizme özelliği. Düzlem aynalarda da geçerli. Dikkat et. Küresel aynalarda püf noktalarını bahsedeceğim sizlere. Peki hocam gelme açısı, yansıma açısı neye göre belirlenir? Gelen ışınla normal arasındaki açıya gelme açısı diyorum. Yansıyan ışınla normal arasındaki açıya yansıma açısı diyorum. Bakın ışınlarla ayna arasıyla işim yok şu anda. Tamamen normal gelen ışın, normal yansıyan ışın aralarındaki açı. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Düzlem aynalarda her zaman ama her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir. İşte bu altın cümleyi bildiğin zaman bütün açıları ne yapacaksın? Tak 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 yerleştireceksin. Her zaman gelme açısı yansıma açısına eşittir. Mesela gelme açısı 30 derece ise yansıma açısı da nedir? 30 derecedir. Şimdi mesela sana şuradaki açıyı sorsa. Çok kolay. Biliyorsun ki normalle ayna arasında 90 derecelik bir açı var. Burası 30'sa buraya ne kaldı? 60 derece kaldı gibi. Bu şekilde düşünebilirsin. Özelliklerimizi ne yaptık? Sizlere söyledik. Bir tane istisna durumum var. Bu kırılmada da, ışığın kırılmasında da geçerli olacak bir durumdur. Lütfen dikkat et. Hemen sürprizli bölümümüzü açalım. Bakalım ne diyormuş bana. Şimdi gördüğün gibi burada yansıtıcı yüzey yani aynaya gelen ışın aynayla 90 derece olacak şekilde gönderilmiş. Yani normal çizgisinin üzerinden gönderilmiş aslında. Yüzeye dik gelen ışınların normal ile yaptığı açı 0 derece ise zaten normal gibi gelmiş. Hiç açı yapmamış ki. Olduğu için yansıma açısı da nedir? 0 derecedir. Yani gelen ışın kendi üzerinden ne yapmıştır? Geri dönmüştür. Yüzeye 90 derece olarak gönderdiğin ışın kendi üzerinden geri döner. Herhangi bir açı oluşturmaz. Bu da gerçekten sınavlarda öğretmenlerimizin kullanmayı çok sevdiği noktalardan bir tanesi. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi geldik düzlem aynalarda görüntülerin özelliklerine. Düzlem aynalar arkadaşlar evlerde kullandığımız boy aynaları aslında. Oradaki kendi görüntünü canlandırdığın zaman hani görüntü nasıl oluşur, neye göre oluşur, küçüklüğü, büyüklüğü, yakınlığı, uzaklığı nedir? Direkt gözünde ne yapabilirsin? Canlandırabilirsin. Evlerinde kullandığın boy aynası düzlem aynadır. Düzlem aynalarda şimdi sen düzlem aynanın önüne ne yaptın? Bir tane cisim yerleştirdin. Noktasal olabilir, boyutlu olabilir. Bunun görüntüsünü nasıl çizeceksin? Bunu paylaşacağız şimdi sizlerle ki genellikle değil mi? Ya açı soruları geliyor. Hani düzlem aynalarda açıları yerleştiriyoruz ya da İşte önüne bir cisim koyuyorum. Aynada görüntüsü nasıl oluşur? Bunu öğreniyorum. Peki nelere dikkat edeceğim? Düzlem aynada bir noktanın görüntüsünü çizmek istiyorsanız o noktadan aynaya en az ne yapacaksın? 2 tane ışın göndereceksin. Bu ışınlar yansıma kanunlarına göre yansıyacak ama. Nasıl hocam yansıma kanunlarına göre? Hani dedik ya işte gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki işte açılar birbirine eşit olacak gibi. Bak mesela burada A noktasal cismim var. Ben ne yapmışım bak. Yüzeye 90 derece olacak şekilde bir tane ışın göndermişim. Yüzeye 90 derece olacak şekilde gönderdiğim için hop bu kendi üstünden geri dönmüş bu bir. Bir de aynanın uç kısmına gönderiyorum. Şimdi şu ışınımı gönderdim aynanın uç kısmına. Bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? Çünkü ben bunu neye göre yansıtacağım? Şunun uzantısını da almayı unutma oldu mu? Aynanın arkasında. Şimdi bak buradan geldi. Yüzeyin normalini çiziyorum. Şu benim normalim. Buradaki açım neyse yansıma açım da buna ne yapacak? Eşit olacak. Hemen buradan çizdim. Uzantısını alıyorum. Sanki aynanın arkasından geliyormuş gibi o ışın. Şimdi bu iki ışının birleştiği noktada benim ne oldu? Bak A cismim, A üstü de görüntüsü olsun. Görüntüm oluştu. Oluşan görüntünün özelliklerini birazdan paylaşacağım. Ancak şuradayken hemen söylemek istiyorum. Senin cismin aynaya hangi uzaklıktaysa görüntün de aynaya o uzaklıkta olur. Evde de böyle değil mi? Sen değil mi? Aynanın önünde durduğun zaman ne oluyor? Sen aynaya ne kadar uzaklıktaysan görüntünle ayna arasında da o kadar mesafe yok mu? Tabii ki var. Uzaklıklar nedir burada? Birbirine eşit eşittir, dikkat et. Peki hocam, boyutlu bir cisim koyarsam aynılarını yapıyorsun. Işını gönderdin, dik gönderdiğin için kendi üstünden yansıdı. Aynanın uç noktasına gönderdin, bak uzantısını almayı unutma. Hemen al, noktanı belirle. Aynanın uç noktasına gönderdin, yansıma kanunlarına göre yansıyan ışını buldun, uzantısını aldın, yine belirledin. Gel aynısını A uç noktası içinde yapalım. Hemen 90 dereceyle gönderdiğin için 90 dereceyle kendi üzerinden geri döndü mü? Döndü. Yansıma kanunlarına göre aynanın uç noktasına gönderdim, geri döndürdüm. Bak yine ok işaretim ters. Hemen ne yapıyorum? Uzantılarının birleştiği noktada ben de ne yapıyorum? Cismimi çiziyorum. Şimdi sen nasıl ki aynaya baktığın zaman kendini tepetaklak görmüyorsan, demek ki düzlem aynalarda cisim düzdür sevgili arkadaşım. Ancak gerçek mi sanal mı birazdan paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir dipnotum var. Bu da kesişen aynalarla alakalı bir durumdur. Test sorularına çok fazla karşınıza çıkar. Kesişen aynalarda K cisminin 1 ve 2. aynalardaki toplam görüntü sayısını bulmak istiyorsan şöyle yapacaksın. N demek burada nedir? Görüntü sayısı demektir. 360 bölü aradaki açı, şuradaki alfa açısı, eksi 1. Niye eksi 1? O sensin çünkü. Kendini çıkarıyorsun. Görüntü sayısını istiyor ya. Sen görüntü değilsin. Sen oradaki cisimsin. Buradaki eksi 1'in mantığı odur. Aman kendinizi bulduktan sonra çıkarmayı unutmayın. Çünkü siz görüntü değilsiniz. Sizler cisimsiniz. Peki düzlem aynalarda görüntülerin özellikleri nelerdir? Gel beraber bunlara bakalım. Bir kere görüntü zahiridir. Yani sanaldır arkadaşım. Gerçek değildir. Neden gerçek değildir? Işınların kendileri değil, uzantıları kesiştiği noktada cisimin görüntüsü oluştuğu için gerçek değildir. Yani ışınların kendileri kesişseydi evet görüntün gerçek olacaktı. Ancak arkada uzantılarını kesiştirdiğim için görüntü sanaldır, yani zahiridir. Görüntünün aynaya olan uzaklığı neyse cismin aynaya olan uzaklığı da ona eşittir. Bak şu adam burada bu kadar mesafesi var ya, aslında görüntünün de neyi var? O kadar mesafesi var. Boyu cismin boyuna eşittir. Sen aynaya baktığında kendini daha uzun ya da daha kısa görmüyorsun. Neysen onu görüyorsun. Cisme göre sağlı solludur, yani simetriktir. Sağ elimizin görüntüsü soldur. Hani bu ambulans yazıları, itfaiye yazıları olur ya çocuklar, hani tersten yazılır. Nedir? Aynadan baktığın zaman sen onu düz okursun. Simetri buradan gelir. Aynaya göre simetriktir ifadesi de yine benim görüntümün özellikleri arasında yer alıyor. Görüş alanı kısmına geldik. Basit bir ifadedir görüş alanı. Sevgili arkadaşlar, bu kısımdan kolay kolay soru kaçırmazsınız görüş alanı ile alakalı olarak. Gözün aynada gördüğü alana ben ne diyorum? Görüş alanı diyorum. Odandaki aynanın karşısına geçtin. Kendin değil etrafına bakıyorsun. Nereleri görebiliyorsan demek ki senin aynadaki görüş alanın odur. Peki biz içerideki cisimleri nasıl belirleyeceğiz? Şimdi yöntemini göstereceğim. Görüş alanını belirlerken nasıl çizimler yapıyorsun? Hemen bakalım. Gözden aynaya, aynanın özellikle her iki ucuna iki tane ne yapıyorsun? Işın gönderiyorsun. Aynaya gelen ışınlar yansıma kanunlarına göre ne yapacak? Tekrardan yansıyacaklar. Yansıyan ışınlar arasında kalan bölge gözün aynadaki ne yapacak? Bana görüş alanını verecek. E hocam haydi yapalım. Bak şimdi. Şurada benim neyim var bir tane? Aynam var. Tamam mı? Şu benim aynam. Yani yansıtıcı yüzeyim. Ne diyor bana? Gözden aynanın uç noktalarına, en uç noktalarına iki tane ışın gönder ve yansıma kanunlarına göre yansıt. Hay hay yapalım. Şu benim birinci ışınım olsun. Bak şimdi. Buradan bir tane gönderdim. Normalle gelen açısına bakıyorum. Karesel sistemlerde ise kaça kaç gittiğine bakıyorum. Birinci ışınım geldi. Bunu ne yaptım? Yansıttım. Bu benim yansıyan ışınım. Bu bir. İkincisine bakalım hemen. Şöyle farklı renkte bir kalem alalım. Bu da benim ikinci ışınım bak. Aynanın diğer uç noktasına gönderdim. Ve bunu da yansıma kanunlarına göre yansıtıyorum. Şu arada kalan kısım var ya. İşte ben bu arada kalan kısımdaki nesneleri ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Sadece neye dikkat edeceksin? Özellikle karesel sistemlerde bir cismin önünde başka bir cismin olmayacak. Çünkü önünde başka bir cisim varsa sen arkasındaki cismi göremezsin haklı olarak, değil mi? Şimdi iki arkadaş olduğunuzu düşünün. Aynı kiloda aynı boydasınız. Yani yapılarınız aynı. E şimdi o senin önünde durursa aynadan sen kendini görebilir misin? Göremezsin. Çünkü arkasında kalıyorsun. Görüş alanında seni zorlayacak, belki de tuzaklı olabilecek tek nokta budur. Sadece buna çok dikkat et. Karesel sistemlerde nasıl belirliyorsun? Karesel sistemlerde de şöyle aynanın bak. Şimdi burada bir A noktası var. Aynam nerede? Burada X aynası değil mi? Burası da işte benim neyim? Noktam. Burada hangi noktaları görebileceğimi belirleyeceğim. Burada baktığın zaman göz nerede sevgili arkadaşım? A noktası. Sen bu A noktasının simetriğini aynen arkaya alıyorsun. Kaç birim aynanın önünde? 2 birim. Hop sen de 2 birim ne yaptın? Şuraya aldın. Hemen yan tarafta var zaten. Bu sefer ne yapıyorsun? Bu simetrisini aldığın noktadan aynanın uç kısımlarına ne yapıyorsun? Işınlar gönderiyorsun. Yine bu arada kalan noktaları ne yapabilirsin? Görebilirsin. Sadece ama sadece ne yapacaksın? Bir cismin önünde başka bir cisim var mı yok mu? Buna çok dikkat edeceksin. Şimdi bir kişi sen Geçtin aynanın önüne, kendini tam görmek istiyorsun. Tam boy görmek istiyorsun. Peki bunun için hangi şartları sağlaman lazım? Her yerde fizik kuralı var. Evde aynaya bakarken bile. Bakalım kendini tam boy görebilmen için hangi şartları sağlaman lazım? Bir kişinin tüm vücudunu aynada tam görebilmesi için 2 tane koşulu sağlaması lazım. Nedir bu koşullar? Hemen gel bakalım. Bir kere aynanın boyunun, yani yüksekliğinin sevgili genç, kişinin boyunun yarısı kadar olması lazım. Hani maksimum yarısı kadar olması gerekiyor ki tam görebilsin. İkinci koşulum ne? Aynanın alt ucunun yerden yüksekliğinin, kişinin göz hizasının yerden yüksekliğinin yarısı kadar olması gerekir. Eğer bu şartları sağlıyorsan sen şöyle kendini boydan bir inceleyebilirsin. Bir notum var. Kişinin aynaya yaklaşmadığı ya da uzaklaşması görüntünün boyunu, dikkat et, görüntünün boyunu ne yapmıyor? Etkilemiyor. Düzlem aynalarla ilgili ifadelerimiz ya da bilmemiz gereken noktalar bu kadar sevgili arkadaşım. Gerçekten düzlem aynalardan soru kaçıracağını ben hiç düşünmüyorum. Şöyle 1-2 tane pratik yapalım. Elimiz alışsın. Şimdi bak, X, Y, Z ışınları aynalarıma gönderilmiş. Neleri bulacağım ben? İşte gelen ışınlarını, yansıyan ışınlarını hepsini tek tek bulalım birlikte. Burada benim 25 derecem nedir? Şunlar yüzeylerin normalleri değil mi? Ben bunların normalini birazdan çizeceğim. Şu benim yüzeyimin normali. Mesela 25 derece nedir burada? Gelen ışın değil mi? Gelme açısı. Yani buranın gelme açısı neymiş? 25 dereceymiş. O zaman yansıma açısı ne olur? Yansıma açısı da ne olur? 25 derece olur. Sana eğer şuradaki açıyı sorarsa 90'dan 25'i bulur. Çatır çatır işlemini yaparsın. Şimdi hemen gelin buradaki mesela neyi bulalım? Yansıma açısını bulalım, oldu mu? Yansıma açısı soru işareti diyelim. Yüzeyin normalini çoğu zaman siz çizersiniz. O yüzden eliniz alışmaya başlasa iyi olur. Yüzeyin normali neydi? Aynayla arasında 90 derece olacak şekilde çizilen hayali doğru idi yüzeyin normali. Hocam normali biz nereden çizeceğiz? Buna da çok dikkat et. Gelen ışının yüzeye çarptığı noktadan normal çizilir. Yani şu noktayı baz alarak çizeceksin. Aynayla arasında 90 derece olacak şekilde çizeceksin. Şimdi burası 30 derece ise tamamı 90 olduğunu göre bunun gelme açısı kaç derecedir? 60 derece. O zaman yansıma açısı kaç derece olacak? Bu da 60 derece. Hadi şuradaki açıyı da bulalım, bunun başı kendi mi? Burası ne olacak? Burası da yine 30 derece olacaktır. Şuraya geldik. Yine Z ışınının çarptığı noktayı belirledim. Hemen yüzeyin aynayla olan 90 derecelik normalini çiziyorum. Şimdi bak ne yaptı bu? Ortadan 2'ye bölecek. Çünkü neden? Şuradaki ışınla buradaki ışın açı olarak, gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşit. 70 olduğuna göre nedir? 35, 35. Burası gelme açısı, burası yansıma açısı olarak nedir? Karşımıza gelmiş oldu. Eksik olan ışınların açılarını da bulmuş olduk. Buna dikkat edeceksin. Normal yüzeyle 90 derece yaptığı için her türlü ne yaparsın zaten? Çözmüş olursun. Bir sorumuz daha var sizlerle paylaşmak istediğimiz. Işık ışını düzlem aynadan şekildeki gibi yansıyor. Çok güzel gelmiş, yansımış. Beta 80 derece olduğuna göre ışının yansıma açısı kaç derecedir? Çok basit. Hemen ışınının çarptığı noktayı belirliyorum. Yüzeyle arasında 90 derece olacak şekilde normalimi çiziyorum. Bana betayı kaç derece vermiş? 80 derece olarak vermiş değil mi? Ben biliyorum ki şuradaki açımla buradaki açım birbirine eşit. O zaman bu bunu ne yapar? 40-40 böler. O zaman burası 40 ise ve bunun tamamı 90 derece ise alfaya kaç derececik kaldı? 50 derece kalmış oldu. Burası 50 ise burası da 50'dir. Hadi açıların tam olsun. Hiçbir eksik kalmasın. Dikkat edin çocuklar, gerçekten. Normalin yüzeyle sen 90 derece yaptığını ve gelme açısıyla yansıma açısının birbirine eşit olduğunu bilirsen gerçekten kolay kolay ne yaparsın? Soru kaçırmazsın, mümkün değil diye düşünüyorum. Düzlem ayna önüne yerleştirilen bir K cisminin aynada görüntüsü oluşuyor. Ne kadar enteresan. Buna göre görüntü için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Birinci öncüle göre, birinci öncül bize demiş ki cisme göre düzdür. Evet, çünkü düzlem aynalarda görüntü düzdür. Ters olmaz. Sanaldır demiş sevgili arkadaşım. Kesinlikle değil mi? Düzlem aynalarda neydi? Görüntümüz sanaldı. Gerçek değildi. Boyu cismin boyundan büyüktür diyor. Hayır, boyu cismin boyuyla aynıdır. Büyük değildir. Sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C seçeneği olarak karşımıza gelmiş oldu. Buna da dikkat edelim. Genel özellikleriyle alakalı oluşturulmuş bir soruydu. Şimdi şu soru tarzı özellikle testlerde, denemelerde karşınıza gelir. Nasıl çizeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Hemen bunu da sizlere ne yapalım? Anlatalım sevgili arkadaşım. Işını kutu içerisine yerleştirilen düzlem aynadan yansıdıktan sonra kutuyu şekildeki gibi belirtilen yönde terk ettiğine göre yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı kaç derecedir diyor bana. Şimdi bakın, öncelikle ne yapın biliyor musunuz bu tarz sorularda? Şöyle ışınları bir uzatın bakalım. Şimdi şunları bir uzatın ki aynayı nasıl yerleştireceğinizi görmüş olun. Şimdi gelen ışının bu şekilde yansıyabilmesi için aynanın nereye konması lazım? Aynanın buraya konması lazım. Doğru mu? Ki bu şekilde ne yapabilsin? Yansıtabilsin. E şimdi baktığın zaman şekilde belirtildiği gibi gelen ışın ve yansıyan ışınlar arasındaki açı ne kadar olmuş oldu o zaman burada? Şu iki arasındaki açı, hani geometrinin özelliğinden düşün, 50 derece olmuş oldu değil mi? Peki burası 50 derece ise şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit değil midir? Değil mi? Normal çizeceğim. Normal çizdiğim zaman arasındaki açı 90 derece olduğu için bu iki ışınla ne yapmış oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Yöndeş açıları düşünün. 50'yi oradan taşıdık. Gelen ışın ile ayna arasındaki açı alfa ise yansıyan ışınla ayna arasındaki açı da yine nedir? Alfa olacak şekilde yerleştirdiğimiz zaman artık bulduk gitti. 2 alfa artı 50 eşittir 180. 2 alfa eşittir 130. Buradan alfa açısı kaç derece gelmiş oldu? 65 derece gelmiş oldu. Sizin bu soruda oyalanacağınız tek nokta nedir? Gerçekten işlem değil. Şu ışınları birleştireceksiniz. Aynasını çizdikten sonra açıları taşıyacaksınız. Bu soruların öyle çok da büyük numaraları yok. Yeter ki bir tanesinde mantığını öğrenmiş olun. Yine bu soru tarzı da karşınıza çok gelebilecek sorulardan bir tanesi. Aynı düzlemdeki B ve C düzlem aynalarından oluşan sisteme I ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Gönderilsin. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diyor sevgili arkadaşım. Şuradaki açıyı soruyor. Tamamen geometri. Gerçekten aynaların özelliğini çok az kullandığım bir ifade bu. Hemen gel ne yapalım? Eksik açılarımıza bakalım. Şimdi burası 140 derece ise hani paralellikten düşünün. Şurası nedir? Tamamladığı için 180'e tamamladığı için 40 derece olmaz mı? Olur sevgili genç. Peki burası 40 derece ise şimdi geldik düzlem aynanın özelliğini kullanıyorum. Hani burası normal ya, şuradaki açı, buradaki açı, buradaki açı da birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Şurayı da 40 derece buldum mu ben? Tabii ki bulmuş oldum. Şimdi şurası 140. Düz geldiği için şuraya 40 derece kaldı mı? Kalmış oldu tabii ki. Gel kalan açıları bulalım. 40, 40, 80. 100, 180 olacak ya. Şuraya 100 derece kaldı mı? Kaldı. 100, 140, 180 olacağı için şuraya 40 kaldı mı? Kaldı. Bak yine şuradaki B açısının özelliğini kullanıyorum. Normal. Hani şurası 20 olacak. Burası 20 olacak. Normalle arası 90 derece olacağı için. Şuraya ne kaldı? Buraya 70 kalmadı mı? Burası da 20 olduğu için şuraya da 70 kalmadı mı? Sorun bitti. Artık üçgen iç açıları. Şimdi bak ne var? Tamamı 180 derece olmayacak mı? 70 artı 40 ne yaptı? 110 yaptı değil mi? Hatta şuraya da yapalım. Eşittir 110. Tamamı 180 derece olmayacak mı? 180 eksi 110'dan benim alfa açım ne geldi? 70 derece gelmiş oldu. Sadece aynaları nerelerde kullandım? Şuraların açıların eşit olmasında kullandım. O da kullanmasak soru çıkmaz değil mi? Genel geometri bilgisi de önemli. Aynaların özellikleri de önemli. Peki konumuz biterken sizlere sevgili arkadaşlar nelerden bahsettik? Hemen bunlara bakalım. Işığın yansımasını anlattık. Yansıma nedir? Nasıl gerçekleşir? Hangi kanunlara göre yansımayı gerçekleştireceğim? Bunları paylaştık. Düzlem aynalardan bahsettik. Düzlem aynalarda yansıma kanunlarını ve görüntü oluşumunu anlattık sizlere. Açıları nasıl yerleştireceğinizden de hani bahsettik. O gerçekten en önemli noktasıydı dersimiz için. Evet. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Biliyorsunuz ki yorumlarınız, değerlendirmeleriniz bizler için çok önemli. Öncelikle videomuz sizler için yararlı oldu mu? Bununla ilgili bize önerileriniz, tavsiyeleriniz var mı? Bekliyoruz yorumları arkadaşlar. Ödüllü soruyu birazdan paylaşacağım sizlerle. Bakalım neler gelecek yorumlara. En son aşamada lütfen bizleri beğenmeyi, bir like atmayı eksik etmeyin sevgili gençler. Ve buyurun ödüllü sorumuz sizlerle. Cevaplarınızı yorumlarımıza bekliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.